Şimdi kahvaltılık puflar için ben şöyle bir hazırlık yapıyorum. Burada bir muffin kalıbım var ve bu muffin kalıbının içerisine zeytinyağı koyacağım. Öncelikle muffin kalıbını aldım, şöyle fırına attım. Birazcık ısınsın diye bıraktım. Yaklaşık bir 4-5 dakika fırında ısındıktan sonra içerisine zeytinyağı ekleyeceğim. Ve muffin kalıbımın açıkçası iyice içine koyacağım her şey için ısınmasını sağlayacağım. Diğer tarafta gördüğünüz gibi bir tava koydum ocağa ve altını yaktım, ısıtmaya başladım. Önce şöyle bir yarım, hatta birazcık daha büyük kapya biberi ortadan kesiyorsunuz. Yarım yeter bana. Çok da fazla doldurmak istemiyorum içini. Bu içindeki beyaz olan ve hafif acımtırak kekremsi kısımları dikkatlice ayırıyorsunuz. Bunları mümkün olduğu kadar küçük küpler halinde doğrayacaksınız. Tamam. Her şeyi elimizden geldiği kadar küçük küpler halinde doğrayacağız. Çünkü yapacağımız karışımlar, yani küçük muffinler olduğu için içeride hiçbir şeyin, sebze dahil, hiçbir şeyin çok fazla iri iri kalmasını hayal etmiyorum. O yüzden küçük küçük doğramak bir numaralı prensibimiz. İşlem tamam. Şu gördüğünüz boyut benim için yeterli boyut. Tava hafiften ısındı. İçerisine birazcık yağ ekliyorum. 1-2 kaşık kadar. İlk yaptığım şey biberi almak ve içine eklemek. O cızlarken geçebilirim. Hiç vakit kaybetmeden kırmızı soğana. Küçük boy kırmızı soğan var elimde. Çok büyük boya ihtiyacım yok çünkü. Bunu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Soğanlar da ufak ufak doğrandı. Onları da hiç vakit kaybetmeden direkt olarak tavanın içerisine transfer ediyorum. Yoğun bir ısıda çalışıyoruz. Her şeyi iyice bir hafif dağlamak istiyorum. Tamam. Güzel. Bir karıştıralım. Onlar orada hafiften kendilerine bırakırken mantara geçiyorum. 4-5 tane mantar, onları da küçük küp küp doğruyorsunuz. Şimdi mantarları içine attıktan sonra içerisine birazcık ıspanak, birazcık da domates ekleyeceğim. Fakat bunu yapmadan evvel dedim ya size 4-5 dakika kadar onlar fırında kalıyor diye muffin kalıpları. O muffin kalıplarının içerisini birazcık zeytinyağıyla dolduracağım. Bakın. Bu burada zaten yeteri kadar ısındı. Ama çok vakit kaybetmeden ve bunun ısısını kaçırmadan bunun içerisine, her birinin içerisine yaklaşık böyle birer kaşık kadar zeytinyağı koymanızı istiyorum. Benim yapacağım tarifte toplam 9 adet muffin çıkıyor. O yüzden 9 tanesine koymak gayet yeterli olacaktır. İçeriye koyacağım her şey pişene kadar buradaki zeytinyağı da iyice ısınacak. Tamam. Zaten kap sıcaktı. İçine zeytinyağını da koydum ve yaklaşık böyle bir 7-8 dakika içerisinde o da tamamen ısınacak ve benim için tam olması gereken kıvama gelecek. Döndüm tekrar buraya. Mantarları da şöyle bir çevirdim her şeyle. Dediğim gibi bak, bayağı dağılana dağılana pişiyor. Tam istediğim şey bu. Olağanüstü güzel. Böyle bir gevrek lezzet veriyor her şey. Hadi buyurun, içerisine ıspanak da koyalım. Çok fazla değil, birkaç yaprak ıspanak benim için yeterli olacaktır. Şöyle bir küçük bir tutam, şu kadarcık yeterli olacaktır. Yani işte 5-6 yaprak tamamdır. Bu yaprakları da şöyle katlayın. Daha kolay kesmek istiyorsanız. Ortadan ikiye vurduktan sonra mümkün olduğu kadar onları da küçük küçük doğrayarak işin içerisine katabilirsiniz. Bu arada ben bu tarifi başka şekillerde denerken tereyle denedim ve olağanüstü lezzetli oldu tereyle. Fakat hani siz bulursunuz, bulamazsınız, kolayınıza gelmez vesaire vesaire diye ıspanakla yapmaya karar verdim ama tereyle inanılmaz lezzetli oluyor, benden söylemesi. Alternatif olarak gördüğünüz gibi işin içine ıspanağı dahil ettim. Bu kadar ıspanak, bu da girdi içerisine. Bir tur daha çevirelim. Son derece iyi. Ve son olarak çeri domates. Büyük domates kullanırsanız eyvallah ama çeriler de benzer şekilde iş görüyor. Ortadan ikiye kesiyorum. Tamam. Bir daha ikiye kesiyorum. Sonra bir daha ikiye kesiyorum. Yani küçük küçük domatesler var. Bir çeri domatesi bu şekilde kesmeniz yeterli olacaktır. Eğer ki büyükse bu kullandığınız domatesler, tabii ki onu bir tık daha ufaltmanız lazım. Her şey minnacık boyutlarda. Çünkü yaptığımız şey muffin ve ufacık muffinler, içerisinde hiçbir şey çok iri kalsın istemiyorum. Şimdi domatesi çok uzun süre pişirirseniz ocakta kendi suyunu salacak, kendi dokusunu bırakacak ve biraz içeriği, hafif tırnak içinde söylüyorum, cıvıklaştıracak. Ama eğer doğru bir ayarda pişirirseniz de muazzam şekilde güzel lezzet katacaktır. Şu doğrama işini bitirdikten sonra o doğru ayarın ne olduğunu hemen size göstereceğim. Çünkü bunun içine koyacağımız sebzeler tamamen bu şu anda koyduğumuz kadar, daha da fazla bir şey koymayacağız. Şimdi domatesi aldım. Her şey iyice pişmişken içerisine attım. Tamam. Bir parçacık tuz koydum. Bir parçacık karabiber koydum. Ve şöyle güzelce her şeyi bir tur çevirdim. İstediğim şey bu iç harcın, her şeyinin tamamen böyle közlenerek, kavrularak pişmesi ama çok da fazla su salar bir kıvama gelmemesi. Şu anda tam da istediğim nokta bu. Tamam. Domatesler bu kadar kaldıysa benim için yeterlidir. Alt üst ettim ve buradaki her şeyi şöyle küçük bir tabağın içerisine çıkarttım. Tamam. Bu şekilde azıcık soğumaya bırakabilirim bunları. Şimdi nasıl olacak bu kahvaltılık genel hazırlığımız? Süper basit bir tarif, size söylüyorum. Yapacağınız şey bir kase, bir dolu bardak tam un, bir bardak hastamam süt, bir adet yumurta. Sonra da lezzeti daha da pekiştirmek için şöyle çok fazla değil, küçük bir kaşık şeker. Aslında hiç ihtiyacı yok ama pişerken birazcık da güzel kabarsın diye yaklaşık yarım paket kadar, yani 5 gram kadar kabartma tozu. Olay tamamen bundan ibaret. Bu bizim aslına bakarsanız tuzlu muffin olarak kullanacağımız genel tarif. Fakat dikkat ettiyseniz içerisine bir parçacık şeker koydum. Fakat bu şeker inanılmaz güzel bir lezzet katıyor buna. Şimdi iyice çırpıyorsunuz bunu ve pürüzsüz bir kıvam elde ediyorsunuz. Pürüzsüz ama akışkan bir kıvam. Bu kıvam önemli. Hiç içeride pütür kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak. Kabartma tozu da kullandığınız için her şey hafiften aktive olmaya başlıyor. O yüzden çok da kabartma tozlu şeylerde vakit kaybetmeyeceksiniz. Kabartma tozunun üstüne buradaki hazırladığınız süper lezzetli sebzeli karışımı ilave edeceksiniz. Güzelce karıştıracaksınız. Olay bu. Şimdi fırındaki 5 dakika kendi kaldı. Zaten hali hazırda sıcaktı. İçerisine zeytinyağını da koydum. Zeytinyağı da birazcık ısındı. Benim için ihtiyacım olan kıvamda. Normalde bunu çok hızlı yaparım ama size göstermek için bir tık yavaş yapacağım. Çünkü zeytinyağının var olan ısısıyla içine koyduğum anda bu hafiften bir cızırlamaya başlayacak. Bak şöyle göstereyim size. Dumanlar çıkıyor. Bu yağın esansının birazcık kaçmaya başladığını gösterir. Bu dakika itibariyle aldım bir kepçe ve şu şekilde buradaki yağın içerisine döküyorum. Bir kepçe yağın içerisine döküyorum ve her şey cızırdamaya başlıyor. Toplam 9 adet yapacaksınız böyle. İşte olay bundan ibaret sevgili dostlar. Bu arkadaşı hiç vakit kaybetmeden direkt fırına atıyoruz. Her şey sıcak, yağ dahil ve 10 numara bir şekilde pişecek bu. Bakın fırınımız 220 dereceye ayarlı. 220 derecede fanlı fırında bunu 15 dakika kadar pişireceksiniz. Tamam mı? Tanıştırayım sizi. Bayıla bayıla yiyeceğiniz ve mutfağınızda bundan sonra bambaşka şanslar vereceğiniz şahane bir tarif bu. Azıcık soğuması lazım. Böyle yağla beraber hazırlamıştık. Şöyle rahatlıkla elinden çıkıyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şimdi siz tabii göremiyorsunuz da herkes ayaklandı burada arka tarafta ne oluyor diye. Allah. Yani hem puf, hem lezzetli, hem içi dolgusu, osu busu, 10 numara 5 yıldız kahvaltılık atıştırmalıklar bunlar. Ve fırından çıkartır çıkartmaz rahatlıkla yerimden çıkartabiliyorum. Tabii benim eller birazcık sıcağa alışık olduğu için artık beni çok fazla bu aşırı sıcaklara etki etmiyor. Ama birazcık beklerseniz, birazcık dinlendirirseniz o zaman daha da iyi sonuç alırsınız. Ama şu andan bile gerçekten şekil şemal muhteşem.